Merhaba Özel Eğitim ailesi, ben Erkut Erdağ. Dersimiz Özel Eğitim'e hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzdan itibaren artık otizmli çocuklarımızda dil, konuşma ve iletişim becerilerine giriş yapıyor olacağız. Tabii çok derin, çok uzun bir konu olacak. Birçok bölümü kapsayacak. Şimdilik kaç videoda biteceğini açıkçası planlamadım. Uzun süreceğine eminim. Aralara başka videolar girecektir ama dil ve konuşma gelişimi süreci uzun bir süreç olacak. Ciddi bir zamanımızı, mesaimizi alacak. Çünkü önemli bir konu, otizmli çocuklarımızın gelişiminde en hassas konulardan bir tanesi ve biz çocuklarımızın dil, konuşma ve iletişim becerilerini çözdüğümüz andan itibaren birçok problemi, birçok konuyu açıklığa kavuşturmuş olacağız. O yüzden dil ve konuşma gelişimine çok uzun bir zaman ayıracağız. Meslek yaşamımda uzun bir zaman ayırdım. Burada da o zamanı kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Tabii bunu yaparken belki kalıplaşmış birçok ezberi bozacağız, bozmaya çalışacağız. En azından ben süreç içerisinde çalıştığım vakalarda, gördüğüm örneklerde bunu yıllar önce açıkçası bozmuş birisiyim. O anlamda sizlerle paylaştığımda bakalım ne gibi tepkiler gelecek? Ya olur mu böyle şey diyenler olacaktır. Aa evet, bizim çocuğumuza da böyle oldu. Ya da eğitimci pozisyonunda baktığımızda evet, ben bir çocuğumla çalışırken aynı tepkileri aldım. Gerçekten böyle oluyor denecektir. Henüz nedenleri bilinmeyen bir konunun eğitim çalışmalarında gizemliliğini koruyan dil, konuşma ve iletişim becerilerinde zaten bir netlik olması da beklenemez. O yüzden farklı tartışmalara açıkçası açığım. Sağlıklı bir dil ve konuşma gelişiminin olabilmesi için ön koşul beceriler var. Bu arada bir parantez açmak isterim. Otizmle ilgili önceki videolarıma bir göz atarsanız, ayrıca öğrenme hazırlık beceriyle ilgili videolarıma da şöyle bir göz gezdirirseniz sevinirim diyeyim. Parantezi kapatayım. Öncelikle beceriler var. Bu becerilerini tam olarak çocukta yerleşmiş olması gerekiyor. Bu beceriler yerleşmeden üzerine sağlıklı bir dil, konuşma ve iletişim becerisi inşa etmek çok kolay olmayacaktır. Bu aşamada çocuklarımızda şu olacaktır. İsteğe bağlı konuşma, otizmli çocuklarımızın temel özelliklerinden bir tanesi olduğu için ara ara ortaya çıkacaktır. Çocuk çıkar amaçlı iletişim kurmak adına sevdiği bir yiyeceğin, oyuncağın ya da herhangi bir şeyin, yaprağın, çiçeğin, kuşun adını ara ara söyleyebilecektir. Belki bununla ilgili cümle bile kurabilecektir. Ama bu dil ve konuşma gelişiminin başladığı ve sürecin devam edeceği anlamı taşımayacaktır. Çok önemli bir not olarak bunu da belirtmek istiyorum. Dolayısıyla isteğe bağlı konuşma, akıcı bir iletişimin startı olmayacaktır. Dönem dönem ortaya çıkacaktır. Daha sonra ortaya çıkmayacaktır. Genelde hocam bazen konuşuyor, bazen konuşmuyor. Biliyor mu, bilmiyor mu, tam anlayamıyoruz gibi soruların cevabını da bu bahsettiğim konu sanıyorum verecektir. O yüzden çocuklarımızda dil ve konuşma gelişimini takip ederken bu karakteristik özellikleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. İsteğe bağlı konuşma, herhangi bir zamanda, herhangi bir mekanda çocuk göz teması kurmazken ya da kısmen kurarken ortaya çıkabilir. Bakın, bahsettiğim öğrenmeye hazırlık becerileri, ön koşul becerileri çocukta henüz yok. Göz kontağı sağlıklı değil ya da çok kısa süreli kurabiliyor. El göz koordinasyonu yeterli değil. Kalabalığın içinde kalmaktan hoşlanmıyor. İnsanlara bakmadığı için kendi dünyasında gibi bir durumu var. Ama istediği anda, o anda bir ortam var, bir iletişim konusu geçiyor. Çocuğu cezbediyor ve o konuya dahil olabiliyor. Çok kısa sözcük ya da cümleyle tekrarını istediğinizi çok seviniyorsunuz. Tekrarını istiyorsunuz fakat tekrarı olamıyor. Bu isteğe bağlı konuşma tarzı
bizi yanlış bir yola sevk edebiliyor. Evet, bu çocuk tamam konuşacak diyoruz aile olarak, ebeveynler olarak, ama buna bıraktığımızda süreci, isteğe bağlı konuşma tarzına bıraktığımızda sağlıklı bir iletişimin ortaya çıkması ya da iletişimin genellenmesi, durumunun ortaya çıkması maalesef çok mümkün olamıyor ve bu süreçte biz çok değerli zamanları, okul öncesi dönemdeki işte 2-6 yaş arası diyelim biz, tanımızın aşağı yukarı ortaya çıkma dönemi için 2 diyelim biz, daha erken de olabilir, daha geç de olabilir, bunları biliyorsunuz önceki videolarımızda konuştuk. Dolayısıyla bu 2-6 yaş arasındaki altın dönemi açıkçası tabiri caizse ziyan etmiş olabiliyoruz. O yüzden isteğe bağlı konuşma tarzıyla akıcı anlamlı iletişimi ayırmamız gerekiyor. Bu isteğe bağlı konuşma bize şu ipucunu verebiliyor. Evet, bu çocuk adı üzerinde isterse konuşabilir. Demek ki bunları genelleyebilir. Sürekli hale getirebilir. Bu anlamda önemli ve değerli bir ipucu. Ama dediğim gibi evet ya tamam biz bunu zamana bırakalım. İşte çocuk hazır olduğunda konuşacak. Çok hani kalıp cümlelerden bir tanesi. Hazır olduğunda konuşur bu. Geliyor konuşma. Maalesef öyle olmuyor. Dolayısıyla isteğe bağlı konuşma, hani siz müdahale etmediğinizde çok ekstra bir durum yoksa, bakın otizmin içerisinde bir sürü değişken var. Düzeyi var, otizmin düzeyi var, ağır hafif olması var. Onun dışında çocuğun okul öncesi dönemde karşılaştığı ya da karşılaşmadığı uyaranlar var. Bunların hepsinden tabii ki bağımsız olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu bahsettiğim şeyler süreci olumlu olumsuz etkileyebiliyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii isteğe bağlı konuşma durumu süreçte çalışan eğitimciler, uzmanlar için şöyle bir bakış açı sunuyor. Bu çocukta talep oluşturabilir miyim? İstek oluşturabilir miyim? İsteği geniş zamana yayabilir miyim? Ve mevcut sözcüklerini ara sıra söylediği, çok nadir söylediği mevcut sözcüklerin cümlelerini daha akışkan bir hale getirebilir miyim? Buradan yola çıkabilir miyim? Önemli bir konudur. Ben de yıllar önce bu tezle, bu savla çıktım ve süreç içerisinde bir takım kendimce bulduğum metotlar ve yöntemlerle süreci takip etme şansına sahip oldum. Dolayısıyla birkaç yaklaşım var. Konuşma gelişimiyle alakalı benimsediğim yaklaşım üzerine ben yürümek isterim. Çünkü diğerlerinde biliyorsunuz, duyuyorsunuz, araştıran insanlar için karşınıza çıkması, internet ortamında karşınıza çıkması çok olası. Biz bir özel eğitimci olarak işin eğitim boyutuyla ilgili olarak hep devam edeceğim. Dolayısıyla işin hani farklı yöntemler, teknikler, kullanılan bir takım durumlar söz konusu. Bunların hepsine saygı duymakla beraber özel eğitimin içerisinde eğitsel olarak biz çocuğumuzu nasıl geliştirebiliriz? Sağlam bir dil konuşma ve iletişim becerileri altyapısı nasıl kurabiliriz? Hep bu yolla özel eğitim çerçevesinden bakmaya devam edeceğim. Dolayısıyla bu dil ve konuşma yaklaşımında durum biraz böyle. Şu an için açıkçası burada ben birinci videomuzu sonlandırmak istiyorum. Yine sizi sıkmadan kısa videolarla dil ve konuşma becerilerini irdelemeye, ilerleyen süreçte aile olarak ya da otizmli çocuğumuzun çevresindeki insanlar olarak nasıl yaklaşımlar sergileyebiliriz? Bu süreci nasıl olumlu anlamda destekleyebiliriz? Bunları yine uzun uzun konuşmaya devam edeceğiz. Burada bitmeyecek, tekrar altını çizmek istiyorum. Daha yeni başlıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.